Nasıl çalışır? Kripto madenciliği nedir? Nasıl çalışır? Kripto madenciliği alanı, Bitcoin'in 2009 yılında esrarengiz bir şekilde ortaya çıkışından sonra birçok insan tarafından merak edilen bir konudur. Kripto madenciliği nedir? Nasıl çalışır? Bu makalenin amacı sizlere bu konuyu açıklamaktır. Kripto para madenciliği internette fikir paylaşılan bütün web sitelerinde ilgi çeken konudur. Bu konulara ilgiliyseniz Bitcoin, Ethereum, XRP gibi kripto para türlerini duymamış olmanız olanaksızdır. İşe en temel ve basit şekilde ele alırsak, kripto para madenciliği kısaca blockchain a üzerinde tamamladığınız her iş için aldığımız bir ödül olarak tanımlanabilir. Kripto madenciliği nedir? Kripto madenciliği, bilgisayarlar aracılığı ile kriptografik denklemlerin çözümü ve blok tayin anda tamamlanan işlemler üzerinde kripto para kazanmaktır. Süreçte amacınız veri bloklarını doğrulamak ve ada meydana gelen işlemlerin blok zincir blok hain olarak bilinen bir deftere kayda işlenmesidir. Kripto para madenciliğine dahil olan bütün bilgisayarlarda blok hain anda var olan bütün kayıtlar dağınık olarak saklanmaktadır. Bu düşünüldüğünün aksine bir güvenlik açığı doğurmaz, güvenliği arttırır. Blockchain ağının hadlenebilmesi için sistemde var olan bilgisayarların %50'den fazlası ele geçirilmelidir ki bunun olma ihtimali de çok düşüktür. Bankalar gibi merkezi değildir. Bildiğimiz klasik bankacılık tak sürekli olarak kontrol eden bir kurum bulunmaktadır. Bu kontrol aşaması sırasında tüm bilgileriniz bir otoriteye verilmektedir geleneksel bankacılık blok C ile karşılaştırıldığında kısıtlı bir sistem olarak karşımıza çıkar. Kripto kazm, mining, işlemleri nasıl yapılır? Öncelikli olarak bilmeniz gereken şey blok zincir kavramının nasıl oluştuğudur. Sistem açık anahtar şifrelemeleri ve matematiği kullanır. Böylelikle açık anahtarlı kriptografi ve matematik blok zincirlerde bir araya gelir geleneksel olan kripto para birimleri blok zincir olarak tanımlanan merkezi olmayan defterleri kayıtları kullanırlar. Bitcoin ve blockchain terimlerini anlamak. Düğümler. Blockchain a üzerinde bulunan bütün cihazlar birer düğümdür. Madenciler. İşlemleri doğrulayarak, zincirdeki onaylanmamış blokları doğrulayarak, blogu zincire ekledikten sonra kripto para kazanan kişidir. İşlemler madencilerin ve düğümlerin kullanılması için öncelikle bir işlem talebi olması çok önem arz etmektedir. Her işlem blogu doğrulanarak zincire eklenmelidir. Has işlemlerin kimliğinin doğrulanmasını sağlayan güçtür. Bir has hise önceki zincir bloğunda başlık verilerinin birleşimi ile oluşmaktadır. Nonces, yalnızca bir kez kullanılan bir sayıyı tanımlamak için kullanılan bir kripto anlaşmasıdır. Bir nonce rastgele ya da tekrar etmeyen bir değer olarak tanımlanabilmektedir. Konsensüs algoritmaları Dağıtılmış ağ üzerindeki farklı notların tutulduğu ve verileri doğrulamak için anlaşmaya varılan bir protokoldür. Bloklar Bunlar blok zincir üzerinde yer alan ayrı ayı bölümlerdir. Her blok içerisinde tamamlanmamış işlemler kümesini içerir. Bloklar bir kez işlendikten sonra tüm düğümler tarafından tanınır. Daha basitçesini anlatmak gerekirse bir blok işlendikten sonra o bilgiyi değiştirmek neredeyse imkansız hale gelir. Blockchain, başından beri bahsettiğimiz blok zincirin kendisidir. Bu bir dizi blok kronolojik sıraya göre dizilirler. Blok zinciri eklene hiçbir blok değiştirilemez ve ağda olan herkes işlemleri görebilir. Bu da bir şeffaflık sağlamaktadır. Kripto para madenciliği bir fırsat mı? İnsanların parayı dijital olarak kullanabilmesi hayatlarını bir hayli kolaylaştırmaktadır. Kripto paraları sadece dijital bir dolar olarak görmek aslında çok mantıksızdır. İnsanların kripto para madenciliğine yönelmelerinin en önemli sebeplerinden bir tanesi daha fazla mahremiyet ve mali durumlarını daha rahat kontrol etmek istemeleri olabilmektedir. Kağıt para sistemlerine güvenmiyorsanız ve mahremiyetinizi korumak istiyorsanız bu alan size uygun olabilir. Aynı zamanda bunu bir gelir kapısı haline getirmeniz de mümkündür. Bu konu hakkında ayrıntılı araştırmalar yapmadan yola çıkmamaya çalışmanızı önerebiliriz. Bu iş büyük bir fırsat olsa da sanıldığı kadar basit bir iş değil enerji tüketimi, pahalılık gibi sorunları da beraberinde getirmektedir kripto paraların bulunuşu 10 yılı geçse de 2021'de hala daha yeni bir teknoloji sayılabilir. Artık bir sonraki adımı atmaya ve bazı kripto para birimleri almaya hazırsınız. Kripto para birimleri satın almaya hemen başlamak için tıklayın.